Fenerbahçe'nin kurucusu Şükrü Sarıcıoğlu kim olduğunu biliyor musun? Trabzonlu. Galatasaray galibiyeti Fenerbahçe başkanlığını bile geri döndürebiliyor. 103 gol atmamızdaki en büyük etkenlerden birisi rahmetli Metin Aşık'tır. Ben Trabzonspor'u satıp gitmedim, ben Trabzonspor'a para kazandırıp gittim. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konu Fenerbahçe'nin özellikle 88-89 şampiyonluğunda büyük emeği olan ve senelerce Fenerbahçe'de ve Trabzonspor'da oynayan, hem Trabzonspor'da şampiyonluklar yaşayan hem Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve başarılar kazanan Küçük Şenol, yani Şenol Usta Ömer ile birlikteyiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hocam, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Hocam tabii seni genelde Küçük Şenol, Şenol Usta Ömer olarak biliyorlar ama Fenerbahçe'de şampiyonluğu hatırlayanlar var. Ama aslında ilk başarılar Trabzonspor Kulübü ile başladı. O efsane kadroda işte baktığımda Şenol Güneş'le, işte Turgay'la, Necati'yle, Özkan Sömer, Ahmet Suat Özdecil'in dönemde İskender, Dobby Hasan, Küçük Hasan. Evet, Dobby Hasan'ı da hatırlıyorum. Alman bir takımına gol atmıştı kafayla. Evet. İki şampiyonluk yaşadın orada. Ardından Fenerbahçe'ye geldin ve şampiyonluk devam etti. Dilersen bir Trabzonspor'a gidelim. Futbol hayatına nasıl başladın? Trabzonspor serüveni nasıl başladı? Oradan başlayalım hocam. Vallahi öncelikle seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir program yapıyorsun. İzliyorum. Teşekkür ederim. Zevkle de izliyorum YouTube'dan bütün yayınlarınızı falan. Başarılar diliyorum size. Trabzonspor'da çok genç yaşta futbol hayatım başladı. Aslında Trabzonspor'dan önce ben Arsin'in, Trabzon'un kazası Arsinspor'da başladım. İlk sene 16 yaşında lisansımı çıkardılar. 15-16 yaşında. İlk sene Arsinspor'da şampiyon oldum. Rahmetli Özkan Sümer benim maçlarımı geldi seyretti. Beni Trabzonspor'a transfer etti. O sene beni Sebaspor'da istiyordu. İkincilik vardı o sene. En iyi takımlardı. Ben Trabzonspor'u tercih ettim. İki sene genç takımda oynadıktan sonra 18 yaşında tam doldurmak üzereydim. Özkan Sümer A takım hocası olunca beni önce kovdu. Genç takımdan bitti, yaşımız doldu diye kovdu. O zaman 19 yaş değildi, 18 yaştı son. Önce kovdu, kulüp bulun dedi. O da genç takımla beraber çalışıyorduk, hocamızdı. Sonra A takıma çıktı, bir ay sonra baktım beni çağırıyorlar. Gel kampa gidiyoruz diyor, beni A takıma aldı. Neden kovdu, neden çağırdı hocam? Şimdi genç takımda yaşlarımız dolunca kendiniz kulüp bulun dedi. Siz artık A takımda oynayamazsınız dedi. Kovdu 6 kişiyi bizi takımdan. Sonra 6 kişinin içinde 3 kişiyi tekrar A takıma çağırdı. Çok iyi. Beni A takıma hemen çağırdı. Sezon başı kampına gittik geldik. Döndükten sonra ikinci lig maçında beni profesyonel yaptılar ve hemen oynamaya başladım. 18 yaşında ilk tecrübe Trabzonspor'da A takımda orada başladı. 18 yaşında şampiyon oldun. Evet. 19 yaşında şampiyon oldun. 2 sene üst üste mi şampiyon oldun? Hayır. Hocam? Bir de ondan sonra 80-81'di 18 yaşında. 83-84'te olduk 200 sene sonra. 200 ama sene ondan 2 sene üst üste değil de 4. şampiyonluğu benim olduğum üst üste 3.'ydü Trabzonspor'un şampiyonluğu. Ama benim 1. şampiyonluğumdu. Bir sene sonra Beşiktaş'a bir puan farkla kaybettik. Onu kazanmış olsaydık 4. şampiyonluğu kazanmış olacaktı. Fatih Hoca'nın Galatasaray'da kazandığı şampiyonluktan daha erken biz Trabzon'da kazanmış olacaktık. O takımın sırrı neydi hocam? Valla bizden önce Trabzon aslına dönmüştü aslında. İkincilikte çok büyük mücadele vermişti. Ben o zaman çocuktum tabii. İkincilik maçlarına giderdim. İlk şampiyon olduktan sonra ikincilikte şampiyonluğu başlamadan önce ki sezon bir sene önce şampiyonluğu kaybediyor Trabzonspor. Ama oyuncuların çoğu Trabzon dışındaydı. Sonra rahmetli Ahmet Suat Özdecil hoca olunca bütün Trabzon'da ve çevresinde bulunan Trabzon'dan hepsini Trabzon'a topladı ve Trabzon'un tamamen yerli kaynaklarından bir takım oluşturdu. İkincilikte şampiyon oldular. Bir sene sonra da Süper Lig'de. Öyle bir kadro oluştu ki kalecisinden sol açığına kadar tamamı Trabzonluydu. Yani 74-75'te böyle bir grup yakalandı. İyi bir gruptu, iyi bir ekipti. İşte kaleci Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil, Bekir, Ali Yavuz, ezbere sayıyoruz işte. Ondan sonra Tuncay, Ali Kemal, Hüseyin, Ahmet veya Necmi Perekli. Yani böyle ezbere sayabileceğin yıllar geçer. Bu jenerasyon başladı. Bunlar bize gelinceye kadar 3-4 şampiyonluk yakaladı. Son iki şampiyonluğunda da
son bu seneyi, geçtiğimiz seneyi saymasak, son iki şampiyonluğunda onlardan bize miras kalan, biz de Trabzon'un altyapısından yetiştik. Daha sonra benim gibi çok çıkan arkadaşım oldu. Son iki şampiyonlukta biz de nasibimizi aldık. Biz de şampiyon olduk ama hep o başlattıkları Trabzon yöresi futbolcularını yine biz en son 84 şampiyonluğuna kadar yine altyapıdan gelen oyuncularla biz devam ettik. 85 yılında ne zamanki Trabzonspor Sundermann Almanya'dan Sundermann diye bir antrenör geldi bize ki o zaman Stuttgart'ta çalışıyordu, ünlü bir hocaydı. Oradan bir de yabancı futbolcu geldi, Alman futbolcu. Ondan sonra bizim Trabzon'un ritmi bozuldu. Ritmi bozuldu ve artık Trabzon yavaş yavaş ülke dışına taşmaya başladı. Ülke dışına önce yörenin dışına taştı. Dışarıdan oyuncular gelmeye başladı. Altyapıdan çıkan oyuncuların hepsi bu sefer başka yerlere yönelmeye başladı. İşte orada Trabzonspor'un kimyası bozuldu Atakan. Ki ta işte benden önce Ali Kemal'leri falan sattılar. Ali Kemal'i, Cemil'i, Kadir'i, rahmetli. Onları sattılar. Ondan sonra Serdar'ı, Mehmet Ekşi'yi, Necdet'i sattılar. Hep gelenleri sattılar. En son beni sattılar. Ki Trabzonspor'a çok büyük paralar kazandırarak gittik. Trabzonspor'un altyapısından, kendi kaynaklarından yetişen herkesi o zaman bütçeleri denkleştirmek için, kulübü çevirmek için hepimizi yani başka kulüplere sattılar. Sattıktan sonra da onlar kendileri de para kazandı, kulübü döndürmeye çalıştı. Ama alttan gelenler bu sefer bitince, kaynak kuruyunca Trabzonspor işte ne zaman ki bu bir sene öncesine kadar 38 sene artık şampiyon olamadı. O yapmış oldukları hatalardan dolayı, yönetenlerin yapmış olduğu hatalardan dolayı iyi futbolcuları satmama gibi bir düşünceleri olsaydı belki de şampiyonlukların sayısı çoğalacaktı. Hasan Vezir'e de şampiyon oldu Trabzonspor'da, en Fenerbahçe'nin Trabzonspor'da. Tabii Hasan bize 83-84'te geldi Hasan Vezir. Dobesan'dan ikisi geldi. O sene de şampiyon olduk. Hatta o sene Osman Denizci de bize geldi Fenerbahçe'den. En son şampiyonluğumuz oydu zaten. Oydu. Şenol Güneş'i nasıl anlatırsın hocam? Şenol Hoca'yla anın var mı? Nasıl kaleciydi? Nasıl karakterdi? Vallahi ben bugüne kadar Şenol Hoca gibi, Şenol Güneş gibi bir kaleci görmedim. Yani bugüne kadar ondan sonra belki yerli kaleci olarak en son dönemlerde hani iyi kaleci arkadaşlarımız oldu. İşte Engin oldu, bizim İpek oldu. Ben Engin'i Rüştü oldu, iyi kaleciydi. Yerli olarak bahsediyorum. Şenol Güneş'in boyu 1.78'di. Onu bilmez kimse. 1.78'de hiçbir yan top başka bir rakibin takımının oyuncusu vuramazdı. Sezgileri çok yüksekti. Kaleciliğin dışında bir libero gibiydi adeta. Araya atılan toplarda çıkardı. Kademeleri o yapardı. Yani oyun zekası çok yüksekti. Çok çabuktu, süratliydi. Antrenmanlarda hep zaten sol açık oynardı. Öyle bir özelliği Allah de vardı. Allah. Tabii. İrova Çıtay'la gol atardı. O enteresan. Tabii o özelliği vardı. Eskiden kaleci antrenörü diye bir şey yoktu. Şenol Hoca kendi kendine çalışırdı. İki tane yardımcı şey, yedek kaleciyle birlikte üçü çalışırdı. Ama o kendini her zaman hazır tutardı. Hep konsantreydi. Hep işin içindeydi. Çok disiplinliydi bir kere. Yani futbol oynadığı dönem içerisinde. Yani zaten biz onlardan gördüklerimizi daha sonra bizden sonra gelenlere aktararak yani Trabzonspor'un bu büyüklüğünü kalmasını yani devam ettirmesini sağlamak için biz de bizden sonrakilere bunu aktarmaya çalıştık. Onlar bize aktardı, biz onlardan sonrasını aktardık. Şenol Hoca futbol oynadığı son dönemlerde dahi kendini teknik direktörlük için hazırlıyordu. Onu çok iyi biliyordum. Çünkü her antrenmanı not alırdı, ederdi ve bugünlere de gelmesindeki en büyük etken bence Şenol Hoca'nın futbol oynarken teknik adamlığını düşünmesiydi. Metin Aşık Hocam. Valla Fener'e geldim işte 88'de Trabzonspor nihayetinde artık beni satmak zorunda kaldı. Maddi imkansızlıklardan dolayı satmak zorunda kaldı. Ben de Fenerbahçe'yle, hatta Fenerbahçe beni 2 senedir istiyordu. Sen gelmiyor muydun? Ben gelmiyordum. Beni Galatasaray 3 sene istedi. Benim Beşiktaş gittim, Miliç vardı antrenör. Miliç'in evinde pazarlığımızı da ettik. 2 sene Beşiktaş istedi. 3 sene Galatasaray istedi. Ben her sene İstanbul takımları istiyordu. Son 2 senede Fenerbahçe istiyordu ama Galatasaray gene istiyordu beni. En son Metin Aşık futbol şube sorumlusuydu. Tahsin Kaya'ydı başka. Rahmetli Metin Aşık. Bir de Trabzonlu yöneticimiz vardı, Mehmet Özbek.
sürekli beni arıyorlardı. Gel bize. Ben Trabzonspor'da artık kaptan olacaktım. Kalmak düşünüyordum. Ama bir anda yönetim kurulu bana seni artık istemiyoruz, satmak istiyoruz, paramız yok deyince ben atladım geldim. Rahmetli Metin Aşık'la beraber oturduk, mukavelemizi yaptık. Fenerbahçe'de öyle adım atmış oldum. Ha, Metin Aşık daha sonra bizim futbol şube sorumlumuzdu. Metin abi biz rahmetli ailece görüşürdük. Yani eşini, çocuklarını falan, yani o kadar iyi bir ilişkimiz vardı ki bizim o sene 103 gol atmamızdaki en büyük etkenlerden birisi rahmetli Metin Aşık'tır. Ne Metin hocam? Aşık futbol şube sorumluları vardı eskiden. Metin Aşık hep kulübedeydi. Metin Aşık hatta Konya'da bir maçta biz o kadar iyi oynuyoruz ki 4-1 mi 5-1 mi ne kazanıyoruz. Rahmetli o da Veselin Oğuz antrenör oyuncu değiştirmeye kalktı. Kulübede şey demiş. Hoca herkese ben tam bir prim veriyorum. Takım o kadar iyi oynuyor. Kimseyi değiştirme demiş. Tabii Veselin Oğuz'a çok şey mütevazi bir isim. Başkan sen öyle diyorsan öyle olsun tamam dedi. Ben de dedi beğeniyorum ama bunlar da öyle olsun diye şey yaptım dedi. Ya öyle bir diyalog var. Çok güzel. Sonra değiştirmedi mi? Yok değiştirmedi rahmetli. O da değiştirmedi. Öyle devam etti. Yani. Çok güzelmiş hikaye. Sonra bir sene sonra mı Semih Yuva Kur'an geldi Hasan Vezir'le? Yok. Onlar Semih bize ben 92'de falan 91-92'de geldi. Semih gelince tabii ikimizden birisi oynaması gerekiyor veya Semih'in stoper oynaması lazım. Benim sol bek oynamam gerekiyor. Metin Aşık Semih oynamayınca tabii transfer büyük takımdan, o da Galatasaray'dan geldi. Ben de büyük takımdan geldim Trabzon'dan da benim 3. 4. senem. Sakatlığım geçti, İdink beni oynatmaya başladı. Biz iyi de oynamaya başladık. Kötü gidişatı durdurduk Fenerbahçe'de. 11 maç üstte kazandık. İdink bir akşam beni çağırdı. Seni dedi yarın oynatmayacağım dedi. Sen dedim hangi akla beni oynatmıyorsun? Biz eskiden böyleydik yani. Hocaya neden oynatmıyorsun? Beni eğer soruyorsan oynatmayacağım. Bir de 11 maçta oynuyorsun. 11 maçta oynuyorum ve daha önce de bu takımın sol bekiyim ben. Sürekli oynuyorum yani bir sene önce sakatlanıncaya kadar. Bana dedi ki işte yoruldum falan. Yok dedim sen bugün dedim Metin Aşık zaten gazetelere yazıyor. Devam demeç veriyor işte. Semih'i Galatasaray'dan aldık oynatmamız gerekiyor. Sana dedim Metin Aşık dedim herhalde dedim oynatma diye. Sen dedim koskoca Hiddink'sin dedim. PSV'den gelmişsin dedim. Bir hoca olarak dedim başkanın söylediğini dinleyebiliyorsun dedim. Ben artık bundan sonra inanmıyorum dedim. Böyle ben ona bir kızıp tabii sert yapınca bana aynen şunu dedi. Ben dedi sana espri yaptım şaka yaptım dedi. Halbuki öyle bir şey yok. Şaka yapmıyor şaka ama sen deyince tabii şey yaptı hemen çevir kazı yanmasın. Çevirdi. Sonraki gün de Bolu maçı hiç unutmuyorum. Abicim beni oynattı. İşin ilginç tarafı 1-1 gidiyor maç. Beni çıkardı oyunları. Oyuna seviye aldı. Semih bir orta yaptı gol oldu. 2-1 kazandık maçı. Ertesi hafta Semih oynadı. Ondan sonra da Semih oynadı ama biz sürekli öyle bir oynuyordu bir ben oynuyordum falan. Sonra biz yan yana da oynamaya başladık. Ya Semih benim iyi arkadaşımdı. Yani geldik aynı takımdayız. Yani sonuçta bir forma için tabii, mücadele ettik. Doğru. Öyle Hiddink'le de öyle güzel bir anımız oldu. Hiddink yoksa futbolcu olarak zaten benden hep özel konuştu. Sen bu takımın en önemli, en iyi oyuncularından birisisin. Ben her zaman senin bu takımda olmanı isterim falan dedi. Adamı sezon sonu zaten olmadan hemen görevine son verdiler. İyiymiş hocam. Schumacher hocam. Valla Schumacher hemen hemen şöyle söyleyeyim sana. Biz Fener'e ilk transfer olduk. İşte ben geldim, Oğuz geldi, Aykut Turan, Serdar, Hakan, Hasan, Tony Schumacher, Taygun 8-9 kişi transfer olduk. Hepimiz de 11'de oynuyoruz. Tesadüf. İlk kamp dönemimiz Almanya. Veselinovic antrenör. Almanya'ya gittik. Odaya girdik. Odaları yazdılar orada. Tesadüf. Oğuz ve Schumacher aynı odaya düştük. Bir gün antrenmandan geldim. Schumacher girişte kalıyor. Biz Oğuz'la içeride kalıyoruz odada. Ayrı odada. Schumacher de öndeki odada. Ben bir girdim baktım Schumacher ayağını almış, boynundan geçirmiş, telefonla konuşuyor. Oğuz dedim buna bir şey mi oldu, sakatlandım falan böyle herhalde ayağını dedim yanlışlıkla yaparken kaldı. Yok yok dedi, o çocukluktan beri jimnastik yapıyor dedi. Allah Allah. Tabii, Almancası da vardı Oğuz'un. O dedi jimnastik yapıyor dedi, antrenmanı da göreceksiniz zaten bacaklarını açtı mı jimnastik gibi yere kadar açılıyordu. Ayağını öbür tarafa kadar geçirmiş, ayağından telefonla konuşuyordu. Evet, enteresan. İlk gününde öyle rastladık. Sonra biz Schumacher'le iyi arkadaş olduk. Yani ailece de görüşürdük. Beni devamlı evine davet ederdi, yemek yerdik. Yani çok profesyonel bir insandı. Antrenmanlarda mesela gayri ciddi olanlardan hiç hoşlanmazdı.
Gayri ciddi olduğu zaman gider dalardı zaten öyle boğazına moğazına dalardı. Hani biz 5-2'leri antrenmanda... İsmail Kartal'a bağırıyor değil mi şeyde? Böyle bir sessizlik oluyor tam kornerde. İsmail diye bir bağırıyor böyle yankılanıyor stat. Tabii çok konuşurdu. Yani o 5-2 dediğimiz biz antrenman önce ısınma şeyi yaparız ya. Orada eğer birisi gayri ciddi 5-2'yi oynasaydı gidip dizlerini atlardı çift sekme. O atlardı. Tabii yani böyle ciddi olmayın diye. Adam haklı. Adam bize 30 yaşında mı, 30 yaşına yakın bir yaşta geldi. Adam 3 tane Avrupa şampiyonu finali oynamıştı o zamana tabii. Kadar. 2 tane de Dünya Kupası finali oynamış. Öyle bir adamla oynuyorsun. Doğru. Adam 76 defa Alman milli takımına giymiş. Çok popüler bir insan. Yani bize gerçekten çok büyük katkı sağladı. Hem insanlık olarak hem ondan disiplin olarak yani Alman disiplini o zaman çok daha iyiydi. Ya bizde de vardı o kültür ama onun profesyonelliği bize çok büyük yansımalar yaptı. Elle oyunu başlattı. Hatta Almanya'ya gidip onunla ben sürekli görüştüğüm zamanlar oluyordu. O Köln Spor'un başkanı evet. Oldu bir dönem. Tabii Köln'de yöneticilik yaptı. Sonra başkan oldu. Ben Köln'e çok gidiyordum. Milli takımdaki görevimden dolayı. Birkaç defa da orada birlikte olduk. Eliyle oyunu başlatırdı hocam. Genelde sol tarafta... O mecburen eliyle başlatırdı. Çünkü onun iki dizinde sakattı. Evet hocam. İki dizi birden sakattı onun. İki dizini böyle tut, çek böyle gidip gelirdi köprü gibi. Çünkü çapraz bağ, menisküs falan hiçbir şey kalmamıştı onda. Degaj atamazdı. Degaj yapamazdı yani. Ayağında topa vuramazdı. Mesela antrenmanlarda böyle pek fazla kaleye geçmezdi. Hep kuvvet çalışırdı, salonda çalışırdı. Ama dizleri sakat sakat bize bayağı bir katkı verdi. Senle başlatırdı herhalde oyunu değil mi hocam? Ya zaten hep benle başlardı. Benle başlamasındaki en büyük etkenin neden olduğunu zaten sonra da onunla kavga ettikten sonra anladık. Her gün, her maçta alıyor, bana atıyor. Bana alıp bana atıyor. Bir Bursa maçıydı yanılmıyorsam çok yağmur yağıyordu. Atıyor bana, ben başlıyorum. Atıyor bana, ben başlıyorum. Ama yoruldum, kaygan. Tony dedim, artık bana atma dedim, kaygan dedim. Kaybederiz, şey olur. Ben döndüm arkama, bu sefer bağırmaya başladım. Şenol, ben bakmadım ona. Devrası içeri girip geldi, bir daldı bana. Sen dedi, niye dedi, bakmıyorsun bana dedi. Ya dedim, her topu bana atıyorsun dedim, başka adam mı yok dedim ona. Ben dedi, başka kime atacağım dedi ya. Ben dedi, öbürlerini atarsam dedi, gol yiyeceğiz dedi. Kaptıra bir tek sana atıyorum ki emniyetle sen oyunu geriden daha iyi başlatıyorsun. Şu anda biliyorsun futbolumuz tabii. Oyunu geriden başlatma doğru. Şeyi. Biz o zaman mecburen yapıyorduk. Şumayel sakattı diye biz geriden kuruyorduk oyunu. 103 golde kaç asist yaptın hocam? Vallahi yanılmıyorsam sadece Aykut'un 29 golüne 9 asist ben yapmışım. 9 asist. 9 asist. 11 tane de Rıdvan yapmış. Ha, sadece Aykut'a ben. Aykut'a. Peki yani, toplam kaç asist? Vallahi o zaman öyle bir şey yoktu. Onu da bana Aykut söyledi. Aykut Fenerbahçe'de hocalık yapıyordu. O çıkarmış onları. Ha çıkarmış. 9 asist sen yapmışsın. 9 tane sen bana yaptın dedi. 11 tane Rıdvan dedi. Toplasam benim o sene herhalde 20'den fazla asistim var. Kaç golüm var hocam? 8 tane de gol attı. Sol beksin. Evet. 20 asist, 8 gol. Ama 3-4 tanesi şey, free kick. Free kick. Penaltı. Hatta 2 tane penaltı attım o sene, 2 tane de kaçırdım. O sene kaçırdığım penaltılar yüzünden şampiyonlukta gidebilirdi yalnız. Vesyonovic sana mı attırıyordu? Ya hiç sorma. Ben mesela free kick'ten gol atıyordum. Penaltılıydı, bana diyordu at. Atıyorum, kaçırıyorum. Hep de tesadüf böyle oluyor. Ama sonradan maçı çevirdik. Birisi Engin'e atmıştım ben şeyde. Engin Sakarya Spor'daydı. Sakarya'da 4-1 yendik onları. Ben frikikten attım. 1-1 oldu. Penaltıyı kaçırdım. 4-1 yendik. Ama ikincisinde Ankara Gücü maçı vardı yanılmıyorsam. Arif de kaleci rahmetli. Penaltıyı ben kaçırdım. Arkadan bir gol yedik. 86. dakikada Aykut bir gol attı. Tam şampiyonluğa gittiğim kritik dönemde. Beşiktaş'ta kafa kafaya gidiyoruz. Aykut golü attı. 1-1 bitti. Orada yırttık. Ondan sonra da Veysel 7-8 hafta var. Şampiyonluk giderse senin yüzünden hep dedi. Niye benim yüzümden? Penaltıları sen kaçırdın. Sen bana attırdın dedim. Ha ben mi söylemiştim sana? Ya öyle de espriliydi yani. Ama sonunda o sene şampiyon olduk. Küçük Şenol, Büyük Şenol hocam söyleniyordu. Trabzon'dan kalan sana herhalde bu şey Küçük Şenol. Şenol Güneş'ten dolayı değil mi? Küçük Şenol diyorlardı sana. Tabii o zaman şimdiki futbolculara biliyorsun hep soy isminden hitap ediliyor. Şimdi isim soy isim kullanılıyor. Yani şimdi basında, kamuoyunda gördüğün gibi çok basın bunları ön plana attı. Zaten ya Avrupalı futbolcular geldiği zaman hep soy isimden anılırlar. Bizim eskiden öyle bir şey yoktu. Şenol, Küçük Şenol, Büyük Şenol. Hatta Mustafa 1, Mustafa 2, Sedat 2, Sedat 3, Sedat 4 diye giderdi. Ben Şenol Güneş'ten dolayı
Küçük Şenol oldum. O zaman Şenol'a da Büyük Şenol diyorlardı, Şenol Güneş'e. Hatta futbolu bıraktıktan sonra Şenolcu her sefer senin yüzünden Büyük Şenol oldum, Büyük Şenol oldum. E daha ne istiyorsun? O kadar Büyük Şenol oldun ki bak, büyük teknik direktör oldun, milli takımı çalıştın, Trabzon'u, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, her yeri. Biz hala Küçük Şenol kaldık dedim. Sen Büyük Şenol oldun. Keşke ben olsaydım büyük dedim ya. Ona dedim şükret dedim. Şenol abi dedim. Sen ona şükret. Sonra Fenerbahçe geldim. O zaman Şenol Çorlu Büyük Şenol oldu. Ya o mecburen oldu. Şenol'un da bir günahı yok. Şenol benden 3 ay küçük aslında. Biz aynı yaşlı. Tabii 3 ay küçük. E, yiğit lakabından anılır derler ya, öyle bir şey işte. Çok o küçük enteresan. Şenol yakıştı bize. Çok enteresan. Normalde sen daha büyüksün Büyük Şenol'dan. 3 ay. 3 ay. Çok enteresanmış. Bak bunu bilmiyordum. Müjdat Yetkiner hocam. Valla Müjdat... Ben Trabzonspor'da oynadığım dönemlerde biz ondan milli takımla beraberdik. Oradan arkadaştık. Müjdat'la çok... kötü bir anı yaşadık Trabzon'da. Bana yani bir maçta ben Trabzon'da oynuyorum, o Fener'de oynuyor. Çok kötü bir tekme attı. Benim affedersin idrar borusunu patlattı. Hayalara vurdu. Yani sert öyle. Sert katlar mıydı hocam? Ya Müjdat sertti. Mizaç olarak da sertti. Futbolcu karakteri olarak sertti. Ya bilerek yaptığını zannetmiyorum. Ben 15 gün sondayla beraber hastanede yattım. Vay 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 vay. Yani çok sıkıntılı bir dönemler geçirdik. Tabii o ara ben o tekmeden sonra hatta oyunu oynamaya devam ettim. Tribünden şortumdaki kanı görünce tribünden bana kan işareti yaptılar. Ben devrası gittim, hemen hastaneye kaldılar bizi. Bir 15 gün sondayla devam ettik. Allah korudu, yoksa başka türlü aksilikler çıkma ihtimali de olabilirdi. Bu, acaba tabii, çocuğum olacak mı olmuş? Yani o tür sıkıntılara kadar giderdi. Allah'tan testlerimizi öyle, falan yaptırdık. Yok, öyle sıkıntı. Bir şey olmadı. Yani Müjdat'la öyle bir şey atlattık. Daha sonra da geldik, takım arkadaşı olduk. İsmail Kartal hocam. Vallahi İsmail çok sessiz, sakin. Biz hemen hemen aynı mahallede oturduk top oynadığımız dönemde. Burada beraberdik. Yani İsmail'le bizim iyi bir arkadaşlığımız geçti. Yani o dönem zaten bizim arkadaş grubumuzun içerisinde kötü niyetli bir insan yoktu. Hepimiz iyi kaynaşmıştık. İyi de bir arkadaş grubumuz var. Biz hala görüşüyoruz yani. Bir sürü insan birbirine görüşmüyor olabilir. Fırsat bulduğumuz zaman biz hala Rıdvan, Aykut, Oğuz, İsmail, işte Hasan. Görüşüyoruz. Yani ben Trabzonsporlu hala eski arkadaşlarımla da görüşüyorum. Ne güzel. Şey hocam, İskender'le İsmail Kartal'ın. Ya İskender benim mesela bu en çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Ben Trabzonspor'da onunla da 8 sene önlü arkalı oynadık. Biz muhteşem bir ikiliydik İskender. Bizim içeride Trabzon'da oynadığımız maçlarda hem rakip takımı sağ içi hem sağ beki İskender'le beni tutmak için rakip hoca tarafından görevlendirilirlerdi. Her maçta ikisi de değişirdi bizim karşımızda. Ya İskender'le ikimizden top almak biraz zordu. Yani biz atar sonuçlandırırdık. Biz o takımda mesela İskender'le çoğu futbolcu neredeyse gol kralı yapmak üzereydik yani. Bizim takımda santroforlar, sağ açıklar falan bizim gibi öyle gidip topu orta falan yapayım, asist yapayım diye düşünme. Onları biz hep gole zorlardık. İskender bugüne kadar birlikte futbol oynadığım en karakterli, en kaliteli oyunculardan bir tanesidir. Ve çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Hala da çok görüşüyoruz kendisiyle. İsmail Kartal şöyle, İsmail'in belalısı bizim İskender'di. İşin ilginç tarafı İsmail de İskender'i çok sever. Ya o kadar çalım atardı da İskender'den top almak bir mucizeydi zaten. O kadar yetenekli. O kadar yetenekliydi. Gelen sağ bekler anası ağlardı İskender'in karşısında. İsmail de ben Fener'e geldikten sonra gene İskender Trabzon'u. Ya bana dedi ki ya bu İskender'le ne yapacağız biz şimdi? İsmail derdim, onun üstüne atlamayacaksın, duracaksın. Atladığın zaman mahvolursun. Katlar. Yani İsmail en çok ondan çekmiştir. Bak futbol hayatı boyunca en çok ondan çekmiştir. Ama en çok da İsmail'i de sevdiği insanlardan birisi. Hep bana derdi. Bir de Müjdat Yetkiner'le alakalı bir 6-7'niz Aydın maçı var hocam. Valla 6-0 Aydın'la mağlup olduk. Salı günü soyunma odasına geldik. Müjdat libero oynuyor. Sağ bek İsmail, sol bek ben, stoper Nezih. Kaleci de Yaşar abiydi o zaman. Şumay sakattı. Müjdat geldi böyle dedi, 6-0 yenildik ya, herkesin suratı bir karış.
Ya dedi benim dedi yediğimiz gollerde hiç hatam yok. Ya Müjdat dedim bu takımda libero sen oynamıyor musun dedim. Ya başkası mı oynadı o gün dedim. 6 tane yemişsiniz. Ya 6 tane yemişiz dedim benim suçum yok. Tabii olmaz dedim. Yaşar abinin kademesine girmişsin. Her yediğimiz golde kalenin içinden topu sen çıkarıyorsun. Kimsenin üstüne atlamıyorsun. Ya 6-0 yenilen maçta libero'nun bir günahı olmaz mı ya? Ya iyiymiş hocam. Evet. Güzelmiş. Oğuz Çetin hocam. Vallahi Oğuz Çetin benim arkadaşlık hayatım onunla olimpik milli takımda 88'de Seul'de olimpiyatlara biz olimpik milli takımınla beraber oraya bir turnuvaya gittik. Orada tanıştım, orada başladı. Hatta ben oraya gitmeden önce Trabzonspor'da oynuyordum. O sene Fener'e geldim. Bana Trabzonlu yöneticiler Oğuz'la bir konuşur musun? Bize gelsin Trabzonlu. Ben orada ona Oğuz'la teklif ettim. Trabzonspor seni istiyor, Trabzon'a gelmek ister misin? Ben bir ay sonra geldim Fener'e imza attım. Oğuz da imza attı. Bana dedi ki sen beni Trabzon'a çağırıyorsun Fener'e imza attın. Bu nasıl işte? Vallahi ben Fener'e geleceğimi bilmiyordum. Trabzonspor son anda beni sattı Fener'e geldi. Düşünsene hocam Trabzon'a gel diyorsun. Trabzon imza atıyor sen şey. Aynısının Messi Agüero oldu biliyorsun. Barcelona'ya yani. Çağırdı. Agüero imza attı o gitti Paris Saint Germain'e. Yani evet o benim günahım değildi yani. Tabii. Bana yöneticilerin öyle söylemesiydi. Oğuz daha sonra benim 6 sene oda arkadaşım oldu. Futbolculuk dönemimizde seviyeli bir arkadaşlık ilişkimiz vardı. Daha sonra da normal hayatımızda gerçekten iyi günlerimiz oldu. İyi futbolcuydu. Sonra kaptan oldu. Yani dediğim gibi bayağı o... Bak ben o dönemde A milli takımda oynuyordum. 88'de Fener'e gelmeden önce Oğuz A milli'de oynamıyordu. Ben Fener'e geldikten sonra A milli olmadım. Oğuz ondan sonra 50 defa mı ne A milli oldu. Peki niye sen... Milli takıma gitmedi hocam. Niye tercih Vallahi edin? O zamanlar ne bileyim bilmiyorum ki yani hocaların tercihi öyle demek. Tercih. Galatasaray maçları hocam. Genelde şansınız tutardı Galatasaray'a. Vallahi hep anlatıyorum onu. Hepimiz anlatıyoruz. Yani Fenerbahçe'de oynayan insanlar Galatasaray'ı yenmediği zaman Fenerbahçe'de olmuyor. Galatasaray'da oynayanlar da aynı Fenerbahçe'yi yenmediği zaman Galatasaray'da olmuyor. Böyle bir şey var. Yaklaşım var her iki kulüpte de. Bizim maalesef böyle çok kötü olduğumuz dönemler oldu tabii Fenerbahçe'de oynarken. Bunlardan birisi Sigma maçı. 7 tane yedik buraya geldiğimiz zaman. Bir hafta sonra da 3 gün sonra Galatasaray maçı var. Ali Sami Yen'de o zaman yıkılmamıştı. 7 tane biz Sigma'dan yiyince Metin Aşık istifa etti. Başkandı o zaman. Çok taraftar bizi havaalanında karşıladı. Böyle çok kötü tezahüratlar falan hemen üstümüze yürüdüler falan. Metin Aşık istifa etmek zorunda kaldı. Biz hafta sonra çıktık Galatasaray'a. Aykut'un attığı golle 1-0 yendik. Çok da iyi bir maç oynadık. Onun neticesinde o akşam da bir arkadaşlarımızı yöneticilerden birkaç kişiye dedik işte bir gece yapalım diye bana geldiler. O zaman İzel Çelik Ercan benim arkadaşım hala onlar benim kardeşlerim. Ercan'a dedim ki işte Belvi'de çalışıyorlar gece, orada çıkıyorlar sahneye. Dedim topla ekibi gel dedim, bütün takım oraya geleceğiz, Metin Aşık'ı çağıracağız. Metin Aşık'ı geri çevirteceğiz işte, başkanlığa döndüreceğiz tekrar. Yöneticilerden de birkaç kişi bize ön ayak oldu. O gece öyle bir gece yaptık, güzel bir gece geçti. Geri döndü Metin Aşık. Metin Aşık o gece geri döndü tekrar başkanlığa. Yani düşün Galatasaray galibiyeti Fenerbahçe başkanlığını bile geri döndürebiliyor. Beşiktaş maçlarında da hocam şansını tutmazdı. Çok böyle oturmuş sistemli bir takımdı Beşiktaş. Ya o dönemler Beşiktaş'ın en iyi olduğu dönemler. Gordon'un dönemleriydi. Onlar 3 sene biliyorsun üst üste ikinci oldular. Rahmetli Süleyman Seba Gordon'u gene yollamadı. Ondan sonraki 3 senede şampiyon oldular. Bizim o dönemimize rastladı maalesef. Onlarla biz Galatasaray'ı nasıl yeniyorsak Beşiktaş da her maçta bizi yeniyor. Bir 88-89'da bir 2-0 bizi yendikleri tek mağlubiyet aldığımız o sezon tek mağlubiyetimiz onlaraydı. İkinci maçta 2-1 yenip şampiyon olmuştuk o sene zaten. Ama Beşiktaş daha sonraki dönemlerde hep biz onlarla o bizim 88-89-90-90 hep Beşiktaş'ta çekişiyoruz. Bir sene sonra da hatta Beşiktaş bizi son dakika Şifo Mehmet'in attığı gollerle yoksa biz üst üste 3-4 şampiyon olurduk o sene. Çok da sakatlandık. Her çıktığımız maçta mağlup oluyoruz. Bir maçta Metin sağ açık, Rıza orta sahanın sağında, Recep sağ bek. Üçü birden bana saldırıyorlar. Ya resmen orada tek başıma çaresizlik içerisinde yerlerde kıvranıyorum.
Aykut geri gelmiyor, Recep'i kovalamıyor, Oğuz orta sahada Rıza'yı tutmuyor. Ben tek başıma üçünden mücadele edeyim. Hayatımın en zor, en acıklı sahnesi o gün Beşiktaş'a oynadığım maçtı. Bir daha da öyle bir maç oynamadık zaten. O tür maçlarda önümde başka birileri oynamaya başladı ama bir gün sonra zaten gazetelerde hepsi, bütün manşetlerde, küçük şenol yerlerde sürünüyor. Metin, Rıza, Recep neredeyse tabiri caizse tecavüz uğramış gibi bir halimiz vardı. Yerlerde yatırıyorduk yani. Yani en zor günüm futbolda bu kadar. 14 sene profesyonel, 8 sene Trabzon, 6 sene Fenerbahçe'de yaşadığım en zor gün o gündü. Sakarya grubu var mıydı hocam? Sakaryalı oyuncular vardı, biz öyle diyelim. Sakarya'dan gelen arkadaşlarımız vardı. Ben Trabzon'dan geldim. Hasan Vezir'le Hakan Tecimer Rize'den geldi. Şumayer Almanya'dan geldi. Taygun Bursa'dan geldi. Yani böyle birçok oyuncu transfer oldu. Siz birlikte takılırdınız. Birlikte, aynı yaş grubuyuz. Biz birlikte, yani bir takım 30 kişi bir odada oturamaz tabii ki. Yani biz 6-7 kişi bir odada oturuyorduk. Ha, bu Sakarya grubu daha sonra Tanju'nun, Semih'in Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan transfer olmasından sonra gündeme geldi. Katta, forma konusunda bir anlaşmazlık Oğuz'la Tanju arasına girince bu Tanju'nun haber yaptırdı. Bunu tabii ki basında böyle şeyleri çok sevdiği için iki arkadaşımızın bu forma kavgası yüzünden olaylar bu duruma geldi. Hatta bu tribünlere kadar da sıçradı. Tribünler işte çok kötü tezahüratlar yapmaya başladı bu iki oyuncunun kavgası yüzünden. Hakan Tecimer hocam. Ben tanıdığım Maradona'dan sonra en iyi futbolcu diyebilirim Hakan Tecimer için. Bunu niye diyorum? Schumacher bana aynen bunu dedi. Bu dedi, Maradona'dan kadar iyi bir futbolcu dedi. Bu dedi ama dedi antrenmanda dedi. Çizgide 3-4 kişiye çalım atıp sahaya çıkıp bir kişiye çalım atamayan futbolcu olur mu dedi. Ya dedi yani. Çok iyi bir insan, çok da sevdiğim bir kardeşim. Ama çok toplu oynuyor. Toplu oynuyor ama topu rakibe vermiyordu yani. Sonuçta antrenmanda bu özelliklerini sahaya yansıtamadı. Hakan'ın en büyük ızdırabı buydu. Hocam sen Fenerbahçe'de şampiyon oldun ama Trabzonspor'da 2 sene şampiyon oldun. Evet. Trabzonspor'la alakalı bir şey söylemek ister misin? Onların sana bir kırgınlığın var mı? Senin onlara bir mesajın var mı? Neler söylemek istersin? Ya şöyle diyeyim, ben Trabzon'da 8 sene profesyonel A takımda oynadım. 2 sene de genç takımda oynadım. 10 sene. Kolay kolay değil. Ben Trabzon'da en fazla forma giymiş 10 futbolcu içerisindeyim. Bir de maç sayısının çok azaldığı dönemde. 2 tane şampiyonluk yaşamışım. Bir de en zor günlerimde sahaya çıkmışım. Biraz önce de anlattım yani, ben sahada idrar borusu patlayıp da oynayan insanım. Dizi dönüp oynayan insanım. Rahmetli babamı cumartesi günü toprağa vermişim. Pazar günü maça çıkmışım, gol atmışım. Şampiyonluğa yakın bir gol atmışım. O maçta oynamışım. Bu kadar fedakarlık yapmışım. Ha, kulüp tercihini beni Fenerbahçe'ye satmaktan yana kullanmış. Ki sen ama gitmek istememişsin o zaman. Ben gitmek istemedim. O zaman beni Galatasaray'da istiyordu, Beşiktaş'ta. Beni her sene bütün kulüpler istiyordu. Yani Allah'a şükür iyi futbolcuyduk ki istiyorlardı bizi. Ha, beni Fenerbahçe'ye son anda Trabzon yönetiminin parasızlıktan dolayı satmasını Trabzon halkının bilmesi gerekir. Ben Trabzonspor'u satıp gitmedim. Ben Trabzonspor'a para kazandırıp gittim. Ve büyük de emekler verdim. Ve ben her gittiğimde nedense Trabzon-Fenerbahçe kavgası benim Fenerbahçe'ye girişimi sanki tuzlu biberi oldu. Ben sana önemli anekdot söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kurucusu Şükrü Sarıcıoğlu kim olduğunu biliyor musun sen? Trabzonlu. Babası Trabzon'un Akçabat ilçesinden çıkmıştır. Başbakan olmuştur. Fenerbahçe kulübünün kurucusu olmuştur. İlk başkanı olmuştur. Şükrü Sarıcıoğlu da Trabzonlu. Bunu aslında anlatmak lazım. Doğru. Her yere anlatmak lazım. Herkese anlatmak lazım. Trabzon-Fener kavgası yüzünden benim Fenerbahçe'ye gelişim Trabzonlar tarafından hoş karşılanmadı. Yani artık insanların gerçeği bilsin, gerçeği anlasınlar. Ve Fenerbahçe ile Trabzon'un zaten birbirine düşman olma şansı yok. En çok alışverişi yapan iki kulüptür. Birbirine çok yönetim düzeyinde yardımcı olan iki kulüptür. Artık bunlara son vermesi gerekir iki tarafında. Çok teşekkürler hocam, ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Şenol Usta Ömer, Küçük Şenol'la yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Çok keyifli bir röportaj oldu. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz efendim.